Gençler, Milli Eğitim Bakanlığı, İntel ve Türkiye Fütüristler Derneği bir araya geldi. Ülkemizde kadınların gelişimi için yeni bir eğitim seferberliği başladı. Başlattılar Tekno Kadın projesiyle. Türkiye'de kadınların bilgisayar korkularını, internet korkularını yenmek için eğitim seminerleri, eğitimler başlandı. İşte Türk Ekonomi Ajandası'nda biz de bu konuyu ele alacağız, bu konuyu masaya yatıracağız bugün. İntel Türkiye Orta Doğu Afrika Bölge Direktörü Ayşegül İldeniz ve Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Sayın Ufuk Tarhan bizlerle. Efendim hoş geldiniz programımıza. İsterseniz projenin baş aktörleri hemen karşımızdayken bu proje nasıl başladı, fikir nasıl doğdu oradan başlayalım. Ayşegül Hanım buyurun. Bir süredir açıkçası kadınlara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalarımız vardı ama derdimiz kadınları nasıl daha da genelinde bütün halkı bilinçlendireceğiz ve Türkiye'nin dört bir yanındaki her meslekten her yaştan kadına nasıl ulaşabiliriz diye bir tartışma içindeydik açıkçası. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğüyle bizler de bir araya geldik ve bunu aslında halk eğitim merkezlerinde gerçekleştirebiliriz diye konuştuk. Bu anlamda da çok ciddi bir içerik çalışmasına girdik. Eğitim modülleri oluşturduk ve bugüne kadar da 3 tane ilimizde pilot çalışmaları yaptık. Hı hı. Gördük ki aslında çok güzel geri dönüşler alıyoruz ve proje oldukça iddialı bir şekilde ilerliyor. Bu anlamda da yine Milli Eğitim Bakanlığı, Fütüristler ve biz İntel olarak bu projeyi Türkiye'nin dört bir yanına yayalım dedik. Bu anlamda da yaklaşık işte 21 ilimizde bundan sonra Nisan ayı itibariyle, bu ay itibariyle yaygınlaştırmayı planlıyoruz bu projeyi. Evet, detaylarına bakacağız aslında ama şimdi Ufuk Hanım'a dönelim ve projeye başlarken Ufuk Hanım, en önemli sorunlar neydi tespit ettiğiniz? Aslında çok net rakamlar ve veriler, sonuçlar var. Benim en çok referans aldığım istatistikler ya da sonuçlardan bir tanesi refah seviyesiyle ve refah seviyesi yüksek ülkelerdeki kadınların istihdama, iş hayatına katılımıyla ilgili. Buna bakıldığı zaman dünyada kadın istihdamının en yüksek olduğu ülkelerin refah seviyesi en yüksek ülkelerde olduğunu görüyoruz. Ve buradan da çıkıyoruz ki kadınlar iş hayatına, hayata ne kadar katılırlarsa o toplumlar o kadar gelişiyorlar, o kadar şeyleri artıyor, seviyeleri artıyor. Dolayısıyla bu bir kere bir gerçek. Diğer bir gerçek de artık bu İş hayatına katılmanın ön koşulu, olmazsa olmazı, hatta sosyal hayat için bile teknolojinin çok etkin kullanılması. Hı hı. Dolayısıyla iki ucu birbirine bağlayınca, yani biz gelişmiş ve refah seviyesi yükselmiş bir ülke, toplum olmak istiyorsak kadınlarımızın iş hayatına katılması lazım. Kadınların iş hayatına katılması için de mutlaka teknolojiyle barışmaları ve teknolojiyi etkin kullanmaları, bunu bilmeleri lazım diye düşündük. Ve projeyi tamamen böyle çok yalın ama çok gerçek bir şeyin, gerekçenin üzerine düşedik diyelim. Peki efendim, hakikaten girişimcilik anlamında çok büyük fırsatlar sunuyor sanal alem insanlara, girişimci olmak isteyen, o ruhu taşıyan insanlara. Bu anlamda da teknolojiyle ilgili korkuları yenmek çok önemli. Projenin alt başlıkları nelerdi Ayşegül Hanım? Şimdi öncelikle 3 tane konumuz var bizim. Birincisi çok temel bir şekilde bilgisayar nasıl kullanılır, internete nasıl girilir gibi bir girizgahla başlıyoruz. Daha sonra da bilgisayarın içindeki çeşitli programları kullanmayı öğretiyoruz. Sonuncu aşamada da açıkçası girişimcilik eğitimi diye bir şeyimiz var. İşte kendilerine web sitesi nasıl yapabilirler, sosyal ağlardan nasıl yararlanabilirler, ağ kurabilirler kendileri için, başkalarıyla nasıl iletişimde bulunabilirler. Bir de bütçe yapmak gibi son derece basit ama aslında bir iş kadınının bilmesi gereken şeyleri de içeriyor projemiz. O anlamda 3 haftalık bir eğitim. Dediğim gibi aslında baktığımız zaman Türkiye'deki bilgisayar kullanım verilerine kadınların her zaman erkeklerin bir adım gerisinde olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Örneğin işte yarısı kadar erkeklerin kullandığını görüyoruz. Evet, aslında Türkiye'de internet kullanımı dünyadaki birçok ülkeyle başa baş neredeyse ama kadınlara baktığımızda oransal olarak burada çok ciddi bir düşüş görüyoruz değil mi? Kadınları korkutan ya da uzak tutan nedir sizce? Ufuk Hanım? Kadınları korkutan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani belki farkında olmamak, bilmemek. Çünkü bir takım şeylerin gelişmesi bilgiyle, koşulların uygun hale gelmesiyle paralel koşuyor. Yani tabii korku da vardır özellikle bizimkisi gibi baskıcı toplumlarda. Ama biraz da herhalde bunu hızlandıran şey artık daha kolay erişilebilir olması.
daha çok bilgi, daha kolay ve daha yaygın bilgileniliyor olması, bu sosyal medya dediğimiz fenomenin gerçeğin çok artık sınırsız bir şekilde ulaşabiliyor olması. Dolayısıyla aslında çağın rüzgarı, çağın akımıyla da ilgili bir şey. Ben bunun hızla gelişeceğini ve değişeceğini düşünüyorum. Zaten onun için çok iddialı bir isimle tekno ve kadını bir araya getirerek başladık. Evet, şimdiye kadar durumumuz pek parlak değildi. Fakat bundan sonra hızla ilerleyeceğini ve özellikle internet kullanım oranının hızla artmakta olduğunu görüyoruz. Yani bakacak olursak bütün kampanyalar, bütün ilgi alanları kadınların internetteki hareketlerini izlemeye ve onlarla iletişim kurmaya dönük. Dolayısıyla evet, şimdiye kadar biraz korkudan, biraz bilgisizlikten, biraz olanaksızlıklardan, her neyse bir sürü sebepten kadınlar gerideydi. Öyleyse tamam, çözeceğimiz sorun belli, biz de bunu çözelim diye yola çıktık. Hızla da, yani son istatistiklere bakılırsa, kadınların özellikle internete giriş oranı hızla artmakta. Bu tip projelerle, iyi örneklerle de daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Yani kesin inanıyoruz düşünmenin ötesinde. Peki efendim, İnter ve Fütüristler Derneği'ni bu proje için bir araya getiren neydi? Nasıl bir araya geldiniz? Sayın Nimet Çubukçu, Sayın Bakanımız. Herkesin bir hayali varmış bu konuyla ilgili. İntel'in zaten yıllardır teknoloji, kadın, eğitimle ilgili çok önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz. Biz dernek olarak böyle bir gelecek, daha iyi gelecek şekillendirilmesinde, hı hı, demin izah ettiğim sebeplerle kadının teknolojiyle mutlaka çok iyi buluşması gerektiğini düşünüyorduk. Aslında burada çok enteresan bir nokta daha var Ufuk Hanım. Hani sosyal medyadan bahsediyoruz ama sosyal medyanın ne kadar önemli olduğu, ne kadar etkin olduğu Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki son olaylarla beraber daha da gün yüzüne çıktı. Ayşegül Hanım'ın sorumluluğu altında, evet, olan bölgeye baktığımızda Orta Doğu'yu, Afrika'yı ve Türkiye'yi görüyoruz. Buradaki kadınların internete ya da sosyal medyaya erişimi nasıl? Türkiye'ye kıyasla. Şimdi kıyaslama yapmak zor çünkü elimizdeki istatistikler çok sağlam değil. Ama bu son olayları yorumlamaya çalıştığı zaman analistler şunu görüyoruz. Çok ciddi bir gençlik var. Ve bu gençliğin içinde kadınlar da var, gençler de, erkekler de var. Ve aslında ciddi bir bilinçlenme ve herkesin hani ben de varım ve fikrimi belirtmek istiyorum dediği ciddi bir internet kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. Tabii Orta Doğu'da eğitim yükseldikçe internet kullanımı, bilişim kullanımı ve onu son derece efektif ve bilinçli şekilde kullanma oranı da arttı. Ve böylelikle belki de devletlerin halklarıyla iletişim hızı düşük kaldığı için bir bakıma birey çok daha öne çıktı. Hı hı. Böyle global bir dünyanın içindeyiz. O anlamda tabii bu çeşit teknokadın gibi girişimlerle kadınlarımızın, vatandaşlarımızın, gençlerimizin, yurttaşlarımızın aslında global bireyler olmasına çabalamamız gerekiyor. Eğer Türkiye'miz dünyanın 17. en büyük ekonomisi ise bütün bireylerimizin, yani sadece toplumun bir kısmının değil, kadınlarımızın da, evde oturan hanımlarımızın da, annelerimizin de, büyük annelerimizin de aslında o 17. global en büyük ekonominin içinde aktif şekilde yer alması lazım. O anlamda bence bilişim, teknoloji, internet çok güzel bir çıkış noktası. Yani kadınlara hem kendi çocuklarını daha kaliteli bir şekilde eğitme olanağı veriyor, hem de artık o sosyal medyadan bahsediyoruz deminden beri ama global bir dil var herkesin konuşmaya başladığı. O dilde kendi çocuklarıyla, daha sonraki jenerasyonlarla aslında daha güzel iletişime geçebilecekler ve bir bakıma da onu kontrol de edebilir bir hale gelecekler, parçası olacaklar ve umuyorum ki tabii ki global ekonomide de üretken bireyler haline dönmeleri lazım. O anlamda Türkiye'mizi çok sıçrama yapabilecek bir vektör olarak görüyorum aslında ben bilişimi. Elimizden geldiğince katılmamız lazım, yararlanmamız lazım. Kadınlar olarak da, bütün bireyler olarak. Aslında hani az önce de bahsettik, internetin sunduğu, girişimcilere sunduğu birçok imkan var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de minimal sermayeyle işler yapabilmeye imkan tanıyor olması. Kadınların girişimciliği açısından aslında bu çok önemli sorunlardan bir tanesi. Sermaye büyük bir problem haline geliyor. Gerçi son yıllarda teşvik kredileri, mikro krediler bu anlamda gerçekten destekleyici. Ama minimum sermayeyle bir iş kurabilmek kadınların iştahını kabartıyor mu Ufuk Hanım? Çok. Yani daha çoğu farkında değil ama bu projede özellikle çok farkında olacakları düşünüyorum. Çünkü yapılabilecek sonsuz iş var. Ve bunları yapmak için bir internet bağlantısı,
iyi bir fikir, hakikaten disiplinli bir çalışma, istemek gibi şeyler gerekli. Onun ötesinde evlerinden uzaklaşmadan hem sosyal hayata hem iş hayatına dediğiniz gibi minimal sermayeyle entelektüel sermayeyle. Evden çalışma imkanı veriyor tabii. Olması da sağlıyor olması da çok önemli avantajlardan bir tanesi galiba. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Hep hani kadının girişimciliğini biz bu projenin hani çok temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Yani sadece bu bir eğitim olarak eğitim verdik tamam da kalmayacak bir şey. Muhakkak onlara internet ekonomisindeki sanal iş yerlerini, sanal işlerini kurdurtma konusunda da şeylerimiz var, heveslerimiz, iddialarımız var. Onun ötesinde demin Ayşegül Hanım da bahsettiler. Esasında bu projenin diğer çarpanları var. Yani bir kere teknoloji çarpanı diye bir şey var. Eğer teknolojiye yatırım yapılırsa, hani bunun nasıl ölçüldüğünü bilmiyorum ama birçok yerde böyle bahsediliyor. Bir dolarlık bir yatırım yaparsanız işte 7 dolarlık gelir artışı sağlıyorsunuz gibi teknolojinin bir işte teknolojinin kullanılmasıyla bu çarpan etkisi tetikleniyor. Hı. Bir bu var, bir de kadınlar çocukların ilk anneler çocukların ilk eğitmenleri ve ilk rehberleri. Teknolojiyle yeni dünyanın gerçekleri ve gereklilikleriyle barışmış ve bunu etkin kullanan annelerin çocukları da dolayısıyla o topluma çok daha yetkin ve şeyleri, yetenekleri gelişmiş, bilgileri, kapasiteleri gelişmiş insanlar olarak ilerleyecekler. Bir de şöyle bir durum da var aslında. Hani artık çocuklar doğuştan öğreniyorlar bir şekilde bunları ama hani teknolojiyi doğru kullanma anlamında da anneden öğrenecek çok fazla şey var galiba. Tabii bir de bizimkisi gibi ülkelerde özellikle dedik ya hani bir baskıcı kapalı halimiz de var her halükarda. Orada hala çoğunlukla çocukların bilgisayar kullanımı sanki muzur bir şeymiş gibi, oyun oynamaları, bilgisayarda bir şeyler yapmaları, ailelerin çok tercih etmediği ama dersini çalış bunu yapma gibi felaket bir şeyde yönelimde. Onun için özellikle bu anne kadının meselesi sadece kadının, hep ekonomik tarafından baktık ki çok çok önemlidir. Sadece o taraftan değil, ailenin tamamı için esasında ama özellikle yeni nesillerin yetişmesi için de çok çok önemli. Hı hı. Yani bu projenin diğer bir amacı da bunu tabii ki sağlamak. Aslında proje, buyurun efendim. Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Hı hı. Gelen hanımlarımızla muhabbet ettik aslında pilottan sonra. Çok ilginç anekdotlar var. Bir tanesi de mesela şey dedi, ben aslında dedi bilgisayarı hiç kullanmayı da bilmiyorum. Onun için ailemin önünde, çocuklarımın yanında zor duruma düşüyordum. Kendime güvenim yerine geldi dedi bu kurstan sonra. O çok önemli bir şey. Yani bir kadın kendini daha iyi hissedebiliyorsa daha çok sesi çıkıyor. Daha çok sesi çıkınca daha fazla şeyler yapmak için bir adım atabiliyor. O güven ve cesareti böyle bilgiler, böyle yetkinliklerle donatmak kadınları aslında çok önemli bir şey diye bunu gördük aslında. Kadınların daha böyle bir adım yukarıya çıktığını hissettik açıkçası. Aslında ben de tam aynı konuyu soracaktım. İlk bölümü tamamlayan katılımcılar oldu. Gelen geri dönüşler nasıldı? Şimdi onu söyleyecektim. Çok keyifli. Yani şöyle bir örnek verelim. Avcılardaki pilot sonunda 20 tane kadınımızı eğittik. 7 tanesi işe girdiler. Ve bir tanesi de kendi aile şirketini, bir mantıcı sahibiymiş eşi. İnternet üzerindeki bir yemek sitesini açtılar, restoranlarını. Tabii ki ciddi bir hacim artışı sağladılar. Yani birdenbire çok ciddi bir 20 kişide, 8 kişide bir etki yaratmış oldu. Hem bunlar önemli, yani ekonomik bir gelir getirdik ama bence daha da önemlisi o kadınların başları daha dik bir şekilde etraflarına, ailelerine, çocuklarına ben bunu yapabiliyorum, ben bunu biliyorum deyip daha fazla iyiliği, güzelliği, bilgiyi etraflarına saçabilir hale geldiklerini. O kendine güvenin gelmesi, evet. Belki de kursun en önemli amacı. Evet. Peki efendim, devam edeceğiz. Diğer gelişmelerle pilot bölgeler nerelerde, nerelerde tekrar başlayacak, oralara yayılacak, başvuru için hanımlar ne yapmalılar, onları da konuşacağız ve genel olarak Türkiye'de kadınların iş dünyasındaki durumunu da şöyle bir inceleyeceğiz ama öncesinde bir bandımız daha var, haberlerle devam edin. G20 ülkeleri dünya ülkelerine esnek kur politikası uygulatmak için kolları sıvadı. ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri kurlardaki düzensiz hareketlerin ve politikalardaki asimetrinin küresel ekonomiye zarar verebileceğini açıkladı. Washington'da konuşan bir yetkili, Çin'in de Yuan'da bir miktar esnekleşme sinyalleri verdiğini ancak bunun daha da ilerleme kaydetmesinin beklendiğini ifade etti.
G20 ülkeleri konuyu Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası ile birlikte Washington'daki görüşmelerinde ele alacak. Grubun Şubat'taki toplantısında da küresel dengesizliklerin izlenmesi yönünde anlaşmaya varılmıştı. Ancak önümüzdeki toplantıda daha da somut adımlar ve bu kararların detaylandırılması bekleniyor. ABD'li yetkili, düzeltmeye ihtiyacı olan ülkelerin listesinin de bir araya getirildiğini ve görüşmelerin ilerleme sinyali verdiğini belirtti. Daha küçük bir grup olan ve yalnızca gelişmiş ekonomileri kapsayan G7 ülkeleri de döviz kurlarını yakından izlemeye devam edecek. G7, geçtiğimiz ay depremin ardından rekor seviyelere tırmanan yene toplu müdahale gerçekleştirmişti. Uluslararası Para Fonu IMF, ABD'nin bu yıl önde gelen gelişmiş ekonomiler arasında en büyük bütçe açığını verecek ülke olacağını açıkladı. Konuyla ilgili bir rapor yayınlayan fon, ABD'de gelecek 2 yıl içerisinde zorlu ayarlamalara gidilmesinden ziyade açığın hemen daraltılması gerektiğini belirtti. Raporda artan faizlerle açığın daha da yükseltileceğine yer verildi. ABD'de bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılanın %10.8'ine ulaşacağının tahmin edildiği IMF raporunda ABD'nin bu yıl gelişmiş ülkeler arasında en yüksek bütçe açığı açıklayacak ülke olacağına dikkat çekildi. IMF, ABD'nin bütçe açığına ilişkin stratejilerini de eleştirerek ülkenin artan kamu istikrarı sağlamak üzere inandırıcı bir stratejisinin bulunmadığını da ifade etti. En büyük paydaşı olan ABD'ye sert çıkışlarda bulunan IMF, G20 ülkelerinin 2010'da aldığı kararları uygulayabilmesi için ABD'nin 2013'e kadar bütçe açığını yarıya indirmesi gerektiğini düşünüyor. Dünyanın en büyük ekonomisi bütçe tasarrufu içinde 38 milyar dolarlık kesintiye gitme kararı almıştı. Ancak IMF bunu yeterli bulmuyor. IMF, orta vadeli bütçe açıklarını önlemek için daha büyük kesintilerin yapılması gerektiğini savunuyor. Ajandası devam ediyor. Piyasalar kapandı. Merkez Bankası'nın hafta ortasına dair kapanış verilerine hemen şöyle bir göz atalım. İMKB yükselişte günü tamamladı. 68.178 puanla çarşamba gününü bitirmiş oldu. Dolarda düşüş var. Dolar 1.50'lerden işlem gördü. Euro ise 2.18'den. Uluslararası piyasalarda euro dolar paritesinde euro yönlü yükseliş olduğunu söylemiştik zaten. Altında ise bir miktar geri çekilme var. Söyleşimize devam ediyoruz. Intel Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Sayın Ayşegül İldeniz ve Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Sayın Ufuk Tarhan bizlerle. Efendim aslında ilk bölümde bir kısmını konuştuk ama şimdi daha detaylarına bakalım. Pilot illerde başlamıştı bu eğitimler dedik. Hatta kursiyerler bir kısmını tamamladılar. Bu pilot iller hangileriydi? İstanbul, Ankara ve Erzurum 3 ilde pilot yaptık. Bu yıl içinde 21 ile yayılacağız. Hı hı. Bu illerin tamamının listesi web sitemizde tekno-kadın.org'dan ulaşılabilir. Peki efendim iller neye göre belirlendi? İşte baştaki ilk 3 il sonrasında 21 il. Yani oralardaki istihdam rakamlarına baktık. Biraz ekonomik potansiyele baktık. Biraz yüksek ekonomik potansiyeli olan yerler biraz da tam hani bu da bir anlamda 21 ilde öncü bir grup olacak çünkü. Bir de çok hani düşük seviyede olanları seçtik. Böyle bir karma yapmaya çalıştık ki oralardan alacağımız verilerle projenin ilerleyen safhalarını daha bilinçli revize edebilelim diye. Dolayısıyla bir karma var orada. Peki efendim ilgilenen izleyicilerimiz için, ilgilenen hanım izleyicilerimiz için hemen isterseniz biraz da bilgilendirme de yapalım. Başvurular nasıl gerçekleşiyor? Teknokadın projesi olunca tamamen internet üzerinden. Web sitemiz tekrar edeyim tekno-kadın.org'a girerlerse çok rahatlıkla başvuru ortamına, bize mesaj atma ortamına ulaşıyorlar. Kendilerine en kısa sürede geri dönülüyor. Hangi illerde kurslar ne zaman açılacak, nasıl başlayacak, bütün detaylar birebir iletiliyor. İsterseniz biraz da genel bakalım fotoğrafa. İşte kadının iş dünyasındaki yerini konuşuyoruz. Bazen böyle çok güzel bir şekilde başlıyoruz. Azimle başlıyoruz. Çocuk da yaparım kariyerde diyor ama başlayınca işler aslında o kadar da kolay ilerlemiyor. Hakikaten kadının iş dünyasındaki ilerleyişinde bir sürü zorluk var karşısına çıkan. Ayşegül Hanım, siz diğer yurt dışında da Türkiye'yi dışarıyla değerlendirme şansı olan birisiniz. Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla karşılaşılan daha farklı zorluklar var mıdır?
Şimdi genel olarak biraz rakamlara bakalım. Kadınların iş gücüne katılımı oldukça düşük Türkiye'de. %20'li rakamlarda ve yıllar içinde de aslında bir düşüş görünüyor. Çok ilginç. Aslında artıyor olması gerekirken ki öbür ülkelerde artıyor, bizde bir düşüş var. Çalışan kadınlara baktığımızda da aslında yarısı tarımsal sektörde çalışıyorlar. Geri kalanının da yarısı formal iş gücündeler. Diğer kalanı da kayıt dışı aslında ekonominin içinde yer alıyorlar. O anlamda veriler aslında bize bir şey söylüyor. Veriler de diyor ki kadınlar ne kadar eğitimli olursa o kadar formal şekilde, resmi şekilde olan iş gücüne artıyor, girişleri artıyor. Ve çalışan kadınların aslında %75'i de bekarmış. Evlendikten sonra da çalışmayı bırakıyorlar. Bu çıkıyor ortaya. Bu tabii bir sürü şey söylüyor. Demin de dediğim gibi bunun söylediği şey aslında kadınların o destek mekanizmalarını işe başladıktan sonra Türkiye'de sürdüremediği gibi bir tablo var ortada. Bir yandan da biz bunu derken aslında kadın yönetici oranlarımızın hiç de kötü olmadığını bir yandan bakıyoruz. İşte farklı farklı uluslararası yöneticiler var, birçok şirketin genel müdürü var. O anlamda olanak verildiği zaman ve doğru eğitim aldığı zaman kadınlarımızın başka ülkelerden çok daha iyi noktalara gelebildiğini görüyoruz. Aslında belki de ülkemizde sıkıntı şu, yani kadınlar hakikaten başarılı ama sorun yayılamaması değil mi? Oransal bir dengesizlik olması. Yani galiba eğitimin iyi olmadığı kesimlerde o zaman kadına aslında tek çıkış yolu var, o da evde oturmak gibi görünüyor. Bunun aslında bir seçimle olması gereken bir şey. Yani başka seçimi olmadığı için değil, istediği için yapabilmesi lazım kadınlarımızın. O anlamda eğitimin miktarını ciddi şekilde arttırmamız ve yaygınlaştırmamız gerekiyor kadınlarımızın arasında diye düşünüyoruz ki istihdamı olan girdi artsın, Türkiye'nin ekonomisine olan girdi artsın ve demin de dediğim gibi kadınların kendilerine güvenlerinin miktarı artsın ve bu istatistikleri ve bu toplumsal düzeni daha global seviyelere çıkarabilelim. Ama bazı noktalar var ki derhal çözüm bulması gerekiyor. Örneğin iş yerlerinde kreşin olması gerekiyor. Çocuklarını bırakabilmeleri gerekiyor. Ya da biz özel sektöre düşen sorumluluklar da var. O da esnek çalışma düzenini aslında iş yerlerimize getirmemiz gerekiyor. Evet. Ve kadınları illa da sabah 8 akşam 5 arası değil, onların seçtiği zamanda çocuklarını ailelerine zaman ayırabilecekleri şekilde bir iş düzenine izin vermemiz gerekiyor. O aslında anlamda, burada şöyle bir sıkıntı da var galiba. Zaman zaman işte kadının iş dünyasındaki yerinin en büyük destekçilerinden Sayın Aynur Bektaş'la da konuşuyoruz aynı mevzuyu. Kadınlar da kendi haklarını çok fazla bilmiyorlar galiba, değil mi? Yani imkan yok, sistem böyle gibi geri çekilip aslında elinde olan hukuki birçok hakkından bir haber yaşıyor çoğu kadın. Örneğin kreş hakkı var aslında birçok kadının. Evet. Şöyle, çok haklısınız. Yani orada her ne kadar kurumlara ve işte özel sektöre görev düşüyorsa kadınlara da çok görev düşüyor. Orada biraz kendine güvenli ve bir adım ötede bunlar benim haklarım, ben bunu aslında yapabilirim diye kadınların seslerini yükseltmesi lazım. Orada da tabii gene kendine bir güven meselesi, eğitim meselesi. Biraz da toplumdaki rol modellerin sayısını arttırmamız lazım. Onları toplumun önüne çıkarıp bu insanlar bunu yaptıysa siz de yapabilirsiniz deyip biraz ellerini kaldırıp ben de buradayım demelerine kadınların destek olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında farklı açıdan baktığımızda şöyle bir durum da var. Hani kadınların iş dünyası aslında yaşadığı zorluklarda işte erkek egemen bir sistemin işliyor olması da zaman zaman gündeme geliyor ama iş dünyasına bakıyoruz. Kadının en büyük rakibi yine başka bir kadın. Böyle bir gerçek de var aslında. Yani kadınlar kendi aralarındaki dayanışmayı mı başaramıyorlar? Ne dersiniz Ufuk Hanım? Bunu tamamen yok diyemeyeceğimiz bir şey bu gerçekten. Bir başka araştırmada diyor ki kadınlar eğer iş daha yüksek seviyelere gelirlerse, üst düzeye yükselirlerse ve kadın kadına destek olursa hem o kurumlardaki gelişme hızlı oluyor hem de bu çalışma hayatına özenen, katılmak isteyen kadınların sayısı artıyor. Evet, böyle bir olumsuz şey var, söylem var. Tam doğruluğunu saptayabileceğimiz somut veri yok. Böyle bir hissiyat. Bunu köpürtmeyelim isterseniz. Çünkü zaten az sayıda kadın şey yapıyor, mücadele veriyor. Ama en azından diyelim, vurgu yapmamız gereken nokta şu ki burada dayanışmaya ve desteğe ihtiyaç var. Kesinlikle. Yani onun olduğu yerde hem o kurum hem de çalışan kadınların genel olarak durumu yükseliyor.
Ve hakikaten çok olumlu sonuçlar elde ediliyor. Ben şeye çok katılıyorum. Yani heveslendirecek örneklere, cesaretlendirecek örneklere çok ihtiyacımız var. Ve bir de korkmamak gerekiyor. Yani bizim belki de bu projede en çok anlatmak istediğimiz, en çok iletişimini yapmak istediğimiz şey, ya teknoloji korkulacak bir şey değil. Artık bunlar kolaylaştı. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bu programı izleyenler lütfen ya hemen ya sonra bizim Fütüristler Derneği'nin web sitesine baksınlar. Onun için pek çok övgü alıyoruz. Diyorlar ki bir derneğin sitesi böyle güzel olur mu, bu kadar sık güncellenir mi? Şimdi bizim o derneğin sitesini bir teknokadın yapıyor. Yani bizden henüz kurs almadı ama doğal, yani ille de kursa gitmeden de teknokadın olmak mümkün. Bu siteyi yapan 20'li yaşlarında, 25 yaşları civarında genç bir kadın. 3-4 yaşlarında bir anne, bir çocuğu var. Adıyaman'da yaşıyor. Lise mezunu ve tamamen kendi olanaklarıyla web tasarımcılığını ve web sitesi işletmeyi, yani destek vermeyi öğrenmiş. Bize talep etti. Ben sizin sitenizi yapayım mı diye. Hı hı. Ve şimdi bu siteyi o aldığı bir sürü mühendisin, yetkin insanın yapamadığı şeyi geliştirdi, yaptı. O sırada onu yaparken sosyal medyada da o kadar aktif ki İstanbul'dan bir başka arkadaş buldu. Onunla bir başka Fikrimi Çal diye site kurdular. Tamamen sosyal amaçlı. Ve yani ben onun mesela incelenmesini, ismi Zuhal, onunla tanışılmasını ve örnek alınmasını istiyorum. O kadar standart bir eğitimle bir sürü insanın yapamadığı bu işlere girişti. Yani bunlar artık o kadar zor değil. Örnekler de giderek çoğalıyor. Aslında yeterken işte bu somut örnekler arttıkça, evet, diğer kadınların da şevkleri, evet, de artmış oluyor. Evet. Aslında şevkimizi artıracak bir başka haber daha vardı geçtiğimiz günlerde. Bugün gazetesinin ekonomi sayfasında yer aldı. Kriz patronların cinsiyetini değiştirdi başlıklı haberde. Kadın girişimcilerin küresel krizi fırsata dönüştürdü ortaya çıkarak, işte kriz döneminde 113 bin erkek kendi çalıştırdığı işlerini kapatırken 121 bin kadın girişimcinin de kendi adına iş yeri açtığı haberini aldı ki bu bizim için hakikaten sevindirici, tamam, bir gelişmeydi. Kadınların öngörü yetenekleri daha fazla olabilir mi? Ne dersiniz? Bir insan kaynakları yöneticisiyle bir paneldeydim birkaç yıl önce. Avrupa'daki büyük bir insan kaynakları şirketinin dedi ki eğer kadın yöneticilerin oranı siyasetçiler dahil, şirket yöneticileri dahil %50 olsaydı kriz olacağına inanmıyorum dedi. Herhalde biz kadınların ciddi şekilde zor zamanlarda dirayetli olabilme, bir bakıma daha uzağa görüp onun için iyi plan yapıp fazla da biraz belki bazen güvenli ilerleyebiliyoruz. O anlamda böyle çok risk almadığımız için de daha sağlamcı bir şekilde krizleri önleme ve zor zamanlarda da böyle ayağa kalkma gibi kadınların bir yeteneği var. Onun için bu çok güzel bir örnek aslında verdiğiniz. Bunu da sık sık ben de kendi iş yerimde de görüyorum. İş hayatında da karşılaşıyoruz. O anlamda kadınların çok önemli yetenekleri var ve bunların da iş hayatına ve toplum hayatına derhal dahil olması lazım. Böylelikle daha gelişmiş, daha kaliteli ve daha kolay devinen bir toplum haline dönebileceğimizi düşünüyorum. Peki efendim, programı başlangıcında Ufuk Hanım enteresan bir istatistik verdiniz. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle o ülkedeki kadınların iş dünyasındaki yerlerinin paralellik gösterdiğini söylediniz. Aslında son yıllarda Türkiye ekonomisinde gerçekten çok ciddi kıpırdanmalar var. Hepimizin yüzünü güldüren ve bütün dünyada da dikkat çeken en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduk geçtiğimiz yılda. Bu gelişmeler, ekonomideki bu toparlanmalar kadınların iş dünyasındaki yerlerini daha sağlamlaştıracak mı, arttıracak mı sizce? Kuşkusuz. Yani Fütüristler Derneği başkanı siz olduğunuz için tahmini size soralım. Şimdi şöyle, kuşkusuz diyelim. Bu gelişmelerdeki kaynaklar eğer eksikliğini hissettiğimiz, olması gerekir dediğimiz yerlere dengeli bir şekilde, akıllı bir şekilde transfer edilirse, kullandırılırsa tabii, yani her şey kaynakların nasıl dağıtıldığıyla ilgili. Bu sağladığımız, kazandığımız ivmeden edindiğimiz artı değerleri bu eksik gördüğümüz ve çok hayati olan alanlara, yani kadınların eğitimine, kadınların iş hayatına katılmasına ve özellikle hepimiz için, kadın erkek fark etmez, öncelikle teknolojiye, teknolojik altyapıya kanalize edersek bizi nurlu ufukların beklediğini söylemek çok da şey olmaz, afaki bir tahmin olmaz. Peki efendim, bu güzel tahminle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Ayrıntılı bilgi için isterseniz tekrar bir internet sitesini hatırlatalım Ufuk Hanım. Tamam, tekno-kadınlar.com
kadin.org. Buradan ilgilenen izleyicilerimiz ayrıntılı bilgiyi de alabilirler. Tekrar çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, ekonomi ajandasında bugün Milli Eğitim Bakanlığı, İntel ve Türkiye Fütüristler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Teknokadın projesini konuştuk. İntel Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Sayın Ayşe Bildeniz ve Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Sayın Ufuk Tarhan bizlerleydi. Yarın yeni konu ve yeni konuklarla karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Kozmik Oda kapılarını KOMDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'a açıyor. Rıdvan Mimi soruyor.